ve evet dostlar başlıyoruz evet şimdi tabii hisse senedi piyasaları ABD'de şaşalı günlerden geçse de FTX'in bize yaşattıkları nedeniyle biz böyle soğanın cücüğü kadar falan yükselebiliyoruz ama bu akşam ne var? Bu akşam FED tutanakları var kanka. Bu tutanakları şöyle kritik bir önemi var, bir hikayesi var FED'in yoluna ışık tutacak abi. Dolayısıyla bu akşam FED ile birlikte kripto piyasasına sert hareketler gelebilir ki son FED toplantısı aralıkta olacak ve artık yılı yavaş yavaş kapatırken FED'in son hamlesini kritik ipuçları gelecek. Çok değil çok az kaldı. Yani o kadar az kaldı ki şimdi normalde bu 9 Türkiye saatiyle 9'da yayınlanıyordu ama bu akşam 10'da yayınlanacak. Çünkü ABD'de saatler alınca işte açıklama saati de haliyle kaça kaydı ona kaydı. Yani çok çok az kaldı geri sayım başladı. Aman aman dikkat bu arada işte dün gece Türkiye'de Türkiye'nin geniş bölümünde yaşanan deprem için gerçekten herkes çok üzgün. Ben de çok üzgünüm herkese geçmiş olsun demek istiyorum ucuz atlattık Evet, herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler hepsiyle yine bomba gibi video geliyor ve bu da yetmez. Bitcoin tarihinde çok az yaşanan bir olay da bugün gerçekleşti. Uyarıyorum bak, uyarıyorum. Birileri bazı yaşlı kurtlar gizli Bitcoin transferi yapıyorlar. Ha gören gözler zincir analizi bunu direkt yakalıyor abi. O nedenle bu açıklamalar yani aslında bu, bunları açıklayacağız, masaya dökeceğiz. Almalı mıyız? Satmalı mıyız? Ya da ne kadar risk almalıyız? Bugün, yarın bunlara çok kritik cevap vereceğiz. Ama bir başka analizde Bitcoin fiyatında birkaç binlik iniş çıkışları falan saymazsan o yani şu anki bölgeleri ucuz seviyeler olduğunu zaman bazlı gösteriyor abi. Dolayısıyla bu videoyu aman ha, sakın kaçırma. Baştan sona izle ve yani Başlarken tabii kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını mutlaka yaz. Hep destek, tam destek. Evet, Show Must anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Ve on board, bam bam başlıyoruz. Şimdi son FED toplantısında FED faiz kararı sonrasında Bitcoin yükselirken ne oldu? Powell'ın ağzını açmasıyla birlikte Bitcoin çat, çat 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 çakılmaya başlamıştı. Yani yatırımcılar bugünkü tutanakları analiz ederken FED'in çok da güvercin olmayabileceği önyargısıyla alsat yapabilirler. Bu bir, buna dikkat. İkincisi, tedarik zincirindeki kriz küresel olarak yavaş yavaş azalmasıyla Ekim ayı dayanıklı tüketim mallarının siparişlerinde artış yaşandı. Üreticiler 2023'ü e artık daha umutlu bakıyorlar. Daha fazla kazanç bekliyoruz diyorlar. Ekonomide bazı şeylerin toparlama belirtisi gösterirken ve yani en önemlisi tab tabi geçenlerde gelen enflasyon verisi bariz şekilde düşerken e, bu akşam FED ekonomi güzel gidiyor. Enflasyon da belirgin şekilde düştü. Daha önceden yaptığımız faiz artışlarının enflasyona etkisinin gecikmeli geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla çok sıra dışı bir şey yaşamadıkça önümüzdeki aylarda enflasyonun kalıcı şekilde düşeceğini öngördüğümüz için faizleri artırmayı yavaşlatmaya başlıyoruz dese var ya var ya ya da 2023'ün ilk aylarında faizleri artırmayı bırakıp sabit tutma yoluna gidebiliriz dese ben sana söyleyeyim kanka hani biraz abartıyorum tabii ama bitcoin bu akşam 20 bin dolar. <laughs> tabii. Tabii kriptolarda FTX çöküşünden kaynaklı ekstra ekstra korkular falan var ama ya bunu anlıyoruz tabii. Ama bu tarz böyle FED'den bu akşam gelebilecek olası rahatlatıcı açıklamalar, söylemler hem stok market hem de kriptolara bence olumlu yansıyabilir. Bunun mesajını vermiş olalım. Ha peki Eren yani şuna diye olabilirsin. Geçenlerde bize önümüzdeki günler ve haftalar için bir patika çizmiştin değil mi? İşte Pantera'nın 30 Aralık 2022 gününde Bitcoin'in çok düşmesini bekliyordu mesela. Tarihi düşüş bekliyordu 30 Aralık 2022? Bu olası hareket planında peki bir değişiklik var mı? Bunu soru eminim bunu soranlar olacaktır. Ben şimdiden söyleyeyim ben majör bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Peki Bitcoin 15.500'lerden neden bir anda 16.500'lere falan böyle bir yükseldiği... Oralara gittik böyle bir av falan filan ama bunda hem umarız ki FTX iflasının psikolojik baskısının birazcık hafif hafif piyasadan silinmesi etkili olmuştur. Umarız olmuştur ama daha kesinlikle tam geçmiş falan da değil. Bunu da söyleyelim yani. Ve ama yani işte ikincisi ekonomik bu veriler olumlu gelen ekonomik veriler. Tedarik zinciri krizinin bitiyor olması. Üçüncüsü de artık piyasada kolay para yok kanka bak. Yani sürekli bir hafta iki hafta böyle sürekli düşen kripto sürekli düşen bitcoin yok. Bir iki hafta devamlı yükselen bir bitcoin veya kripto bunlar yok. Bunlar 2017'de vardı. Balinalar market makerlar 2017 döneminde piyasaya yeni oyuncu çekmek ve onların da kanıyla beslenmek için bitcoin'i ve kriptoları hiç durmadan günlerce, haftalarca yükseltebiliyorlardı. Ya o dönem hatırlıyorum insanlar mesela iPhone alacak almıyor abi. Niye, al niye al alayım ki diyor. Yani 3 gün beklerim, daha ucuza alırım Bitcoin. Sürekli yükseldiği bir gibi bir kafa vardı ya. Ama artık kriptolar büyüdü, gelişti. Kolay para dediğim gibi yok. Sürekli düşse de short'lar gelip kolay paraya yapacak yani öyle bir hikaye yok. Ama şimdi biz hep dediğim gibi kolay para değil. Biz akıllı parayı kovalayacağız abi. Akıllı para piyasaya ne zaman girmeye başlıyorsa onu takip edeceğiz. Ha ben sana söyleyeyim bak. Benim analizime göre şu an giren uzun vadede zarar etme potansiyeli bence düşük. Sen yine de tabii ki de kendi araştırmanı yap kanka ama akıllı para daha piyasaya girmedi. 2020'de kimseler daha piyasada yokken ilk önce kurumsal yatırımcılar akıllı parayı piyasaya soktu. Ve işte akıllı para bir sonraki olası mega boğa döngüsünün başlayabileceği ve Bitcoin 100 bin doların üzerine taşıyabileceği süreçte karşımıza neredeyse bir sene önce yazdığım şu işaretler de gelecek bence öyle düşünüyorum bir merkez bankalarının kriptoları özellikle bitcoin'i kabul etmesi Boston Fed'in şu an ABD'nin geliştirmeye başladığı CBDC yani ABD'nin dijital dolarını dijital parasını hayata geçirmesi Boston Fed bunun için çalışıyor ABD'de bu işler ilerliyor yani 3. Apple, Microsoft gibi S&P 500 devlerinin blockchain'e kriptolara gelmesi. Çünkü onların da yatırım sepetini çeşitlendirmeye gerçekten çok ihtiyacı var. Kasalarında boşta bekleyen milyarlarca dolar var abi. Bunlar hiç yeni hikaye değil. Bunları sürekli söylüyoruz ama ben buna inanıyorum. 3. Büyük ülkelerin artık kriptoları yasallaştırması, ülke yatırımlarına başlaması, yani sonraki döngüde Bitcoin'in seviyesi çok da El Salvador ayarında olacağını ben zannetmiyorum. Yani artık Bitcoin'i böyle Almanya, Avrupa Birliği, İtalya, İspanya kafalı onlarla biraz daha yakın görüşeceğiz, göreceğiz diye düşünüyorum. Nasıl ki bir önceki boğada, yani 2017 boğasında biz hiçbir ülkeyi konuşmuyorduk, değil mi? 2000 işte ne geldi? 2020'de El Salvador ayarındaki ülkeler geldi. İşte bu böyle devam eder. Bitcoin kendi hikayesini çatır 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 yazmaya devam eder diye düşünüyorum. Ve tabii ki de sonuncu olarak da Warren Buffett gibi milyarderler önceki boğa sezonunu kaçırdı. Onların da sonraki Mega Boğa'da gelmesini bekliyorum. Ama hemen heyecanlandırmayayım bak. Altını verilerin altını böyle heyecanlanalım, pozitif olalım ama altında dolduralım değil mi? Daha zamanı var. FED işini bir halletmemiz lazım. FTX çöküşünün yaralarını zamanla sarmamız lazım. Kripto piyasasına yeni kurumsalların girmesine engel olacak ya da bu FTX gibi patlarsa kokularının, korkularının daha doğrusu kafalardan bir silinmesi lazım. Stabil coin regülasyonunun gelmesi lazım. Bunlar ilk bakışta böyle çok ya Eren sen de böyle çok anlatıyorsun. Bunlar yani oho diyebilirsin ama abi ben şahsen çoğunun 2023 içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum ha önce korku bitmeli sonra FED baskısı ortadan kalkmalı arkasından regülasyonlar derken akıllı paranın giriş yapmasını beklerim bunlar da tarihe not olsun ki Biden birkaç gün önce zaten g20 sonrasında ülkelere çağrı yaptı dedi ki abi dedi gelin bunları bir şey yapalım küresel çapta bir organize edelim bir regülasyonu tabi tutalım dedi yani e, tabii şunları da konuşmak lazım. Hani böyle hemen beklemiyorum derken kimileri hemen şimdi mega boğa gelecek diye oltaya da gelirken, oltaya da gelirken ve şöyle kritik bir olay var. Başta söylediğim o gizli bitcoin transferleri meselesine gelmek istiyorum. Evet bak çok dikkat 7 ila 10 yıldır cüzdanlarda uyuyan nice boğalar gören işte ne bileyim nice yükselişler gören tam 10 bin bitcoin gizli balinalar tarafından harekete geçirildi dostlar. Bunları söylemek lazım. Yani yani bunlar kritik önem, önemli detay. Şuradan da bakabiliriz bak. Şuradan da bakabiliriz. Grafiğe böyle bakınca aman burada ne var değil mi? İşte öyle değil bak. Çok dikkat ekrana. Burada bak. Şimdi norm Bak şuraya geliyorum. Üzerine geliyorum. Biraz ekran. Belki screenshot alabilirsin. Burada birazcık ekran görüntüsü alıp bakabilirsin. Bak 10 yıl var. Görüyor musun bak? 10 yıl. Oralarda şöyle bak. Bugüne geliyorum. Hadi şu en sona geleyim bak. Şuralarda son süreçe geliyorum aslında. Bunu gösterebildiği kadarıyla bak. 10 yıl ve üzeri yani o bölgeler 7 ile 10 yıl ne kadar hareketlenmiş görüyor musun? Bak buralarda hep boş. Bak çok az 0 0 falan böyle hani 0 2 falan. Burada bir geliyorsun abi buralarda baya böyle bir hareket var. Dolayısıyla bunlar önemli veriler. Yani ama ne güzel ki şurada yazıldığı üzere bunlar borsaları transfer edilmemiş. En azından şimdilik. Ha bugünlere gelecek olursak kanka hemen şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Aslında bu demin işte akıllı para falan dedim ya. Ama başta hatırlarsan uzun vadeli olarak buradan alan yatırımcının Zarar etme ihtimalini düşük görüyorum dedim Elbette herkes kendi araştırmasını yapsın Löp diye para sokmasın yani Ben düşük görüyorum diyorum Löp diye ben kendim girmiyorum zaten Fakat şu analize göre Bitcoin'in halving dönemlerini üst üste koyduğun zaman Şöyle koyduğun zaman Şu an içinde bulunduğum seviyelerin Bugüne kadar hep en düşük seviyeler olduğunu gör görüyoruz Yani halving geçtikten sonraki 780 ile 1020 günlük süreç var ya Bitcoin fiyatının en ucuz olduğu dönem Şu anda da o bölgelerdeyiz ama peki hani akıllı para yok, FET yok, işte FTX işte yok bu analiz falan kafa çorba olmadan Eren ne diyorsun? Ne diyorsun? Özet geç, hani iki cümle özet geç diyorsan bak ben şunu söylüyorum abi, hani bir öncekileri dinlemen önemli ama özetini vereceğim bu yasını bir yani Buraların ucuz olduğunu ama son bir aşağıya vuruş ve arkasından yükseliş ihtimalinin masada kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ha bu yıl sonu gelmeden Bitcoin en azından 30 bin doları kırmadan bu ihtimal ortadan kalkmayacak abi. zaten Pentara'nın biliyorsun 30 Aralık'ta Bitcoin'in en ucuz fiyat beklentisi var. Ama diyorum ki hani hani böyle e, böyle acemi yatırımcı gibi 30'unu beklemeyelim yani. O süreçten bahsediyor. Hani o öyle söylesin biz böyle anlayalım. 30 Aralık bölgesinden bahsediyor. Kesin olacak tabii ki de bunu kimse söyleyemez. Ama bakalım göreceğiz. Şu an için uzun vadeli evet ama kısa vade için fazla risk almaya bence gerek yok. Ya ben şahsen hani sonuç olarak her stop e, düşüşte toplamaya çalışıyorum. Yine de takip etmeye devam et. Çünkü önümüzdeki günlerde de ya da önümüzdeki süreçte güzel bir altcoin sepeti de yapacağız. Evet, devam ediyoruz dostlar. Piyasalar tabii şöyle bir baktığımız zaman yani yani şey piyasası stock market yaralarını güzel şekilde sarmaya başlarken kriptolar ftx'tir bilmem nedir aman işte başka bir şey patlar mı korkusundan bir türlü belini çok fazla doğrultamıyor bunu söyleyelim. Peki e, boğalarla ayıların savaşında şu an boğalar biraz daha seti çekmişler abi. Küçük seviyede bir set de olsa 15780'lere seti çekmişler. Bunu söyleyelim. Order book tarafında e, yukarı tarafta çok büyük bir set yok. Yani ayıların set kurduğu çok bir şey yok. Bu biraz bir süredir böyle. Biraz işte Fed beklentisi var. Fed tutanakları gelecek. Çok az kaldı. Bunları söyleyelim. Evet peki zincirde neler oluyor? Onlara bakmak gerekirse şöyle bir açtık kanka. Şimdi para nerelerde geziyor? Zincir tarafında bir kere 16.400'lerde bir direnç var. 16 Aslında 16.400'de başlıyor bir direnç. 17.000'e kadar gidiyor. 16.920'ye kadar gidiyor. Burası önemli bir direnç. Ha bunu kırarsak zincir tarafında çok büyük bir dirençle de karşılaşmayız. Bu da güzel bir nokta. Bunu da kırabiliriz bak. Eğer Fed tarafından güzel haber gelirse bu akşam FED tutanaklarından kırabiliriz yani. Hani bunu söyleyeyim. Sert hareket gelebilir bu akşam. Ve ama direnç şey tarafında kanka şöyle bir destek tarafında 15.9-16.300 oralarda gidip gelen bir bitcoin var. Çok böyle kuvvetli bir destek yok. Görüyorsun hani karşılaştırabiliyorsun zaten. Hani iki tarafta go kozlarını oynuyor. Burada direnç biraz daha kuvvetli. Onu da söyleyelim. Peki kurumsallar ne yapıyor kanka? Kurumsallar biraz daha isteksiz Hani kalmaya devam ediyorlar öyle söyleyelim. Şimdi peki şeyde neler oluyor bak şimdi bunu takip ediyorum kanka bak. Burada long short oranlarına bakıyorum son 5 dakikalık. Bu 5 dakikalık ama sürekli böyle Kraken'de de çok az. Bak Kraken sıfır. Yani short basmışlar gibi. Bitfinex bu bir süredir böyle short basmışlar. Piyasayı shortluyorlar. Yani piyasaya böyle hani baskıyı, satış baskısını koyuyorlar. Bitmax aynı şekilde. Diğerlerinde mesela Binance'de yüzde orta yarı yarıya. Okex'de yarı yarıya. Bitkette yarı yarıya. Ya. Yarı yarı Coinex'te biraz. Yani biraz hani bit Bitfinex tarafında balinaların cirit attığını biraz daha piyasayı baskılamaya çalıştıklarını görebiliriz. Kraken'e baksan ele yani yüzde yüz falan diyor. Şimdi bunu şöyle bir 30 dakika yapalım. 30 dakikada biraz daha son 30 dakikada Bitfinex'teki baskının yine gözle görülü olduğunu söyleyebiliriz. Evet bunun dışında şöyle bir peki son bir saatte neler damplandı nelerden likit oldu millet? Kanka Bitcoin, Ethereum, Solana, Solana, Solana. Evet Litecoin, Litecoin iyi aslında bugün bir yükseliş yaptı falan. Sonra Mask falan, Doge, CRV, CHZ, Ape, GRT, BNB falan longları patlatmışlar son 24 saat. Son bir saatte de gene longlar patlıyor. Evet ya şunu göstermek istiyorum aslında şu böyle var ya logaritmik büyüme eğrisine baktığımız zaman bu normalde çok gösterdiğim bir şey yok değil. Hani geçen bir tweet gördüm kanka bitcoin rainbow chart var ya gökkuşağı chartı gökkuşağı chartı öldü deniyor. Ee, öyle bir tweet gördüm aslında şuna baktığın zaman bak hiçbir şeye bakma şuna baktığın zaman baya aslında korkutucu bir şey. Bitcoin'in hani böyle 2010'lu yıllardan bir hat içerisinde gittiğini gösteriyor ama yani baksana hattan çıkmış. Hani sanki böyle hani böyle bitti, öldü, yol sıfıra doğru gidiyor falan ya. Yani şuna baktığın zaman gerçekten özellikle şu mahsus salladığım sağ bölge korkudan hani altına yaparsın yani hani öyle bir şey. Ama zikzak modeline baktığımız zaman aslında buraların ne kadar normal olduğunu bak tam böyle dip bölgelere dibin dibi de tam diyemesek de oralara yakın bir bölgelerde olduğumuzu bir yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Kanka şimdi şöyle bir şeye bakalım. Aylık grafikte baktığımız zaman Kasım ayında genel olarak mesela ben genelde 2018'de karşılaştırıyorum. Çünkü 2017 sonu gibi biz bu ayı bitirdik bir önceki döngüde ve arkasından 2018 ayı olarak gittik. Aynen şu an 2022 gibi. Bak Kasım ayı 2018'de biz ne yapmışız? %36 düşmüş. Bitcoin şu an %20'lik bir düşüşü var. %19.91. Yani hani bir kabaca bir kıyaslama yaparsan biraz daha düşüş bile yapması çok da şey değil yani hani mümkün olabilir. Evet devam ediyoruz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Yorumlarını yaz. Show mask on. Evet. Şimdi kripto sözlükte kripto piyasasının içinden geçmeye devam ediyoruz. Geçen bir video çektik. Son videoda güzel haber dedik. CME tarafında bir boşluk oluştu. 15-600'lerde dedik. Sonra bitcoin yükseldi. Güzel geldi. 16-400'lere falan geldik. Ha boşluk kapanacak mı diye baktım. Kötü haber. Hani güzel haberin kötü haberi aslında. E, aslında kötü haber değil ya. Niye kötü haber olsun abi? Yani sonuçta e, orada kalsın boşluk. Düşeceksek de orada kalsın. Güzel. Yani... Yine güzel haber aslında. E, boşluğu kapatmadık. Boşluğu kapatmadık. Bunu da söyleyelim. Evet. E, şöyle bir Bitcoin'in analizine baktığımız zaman da. Ops bir dakika. Şöyle yapalım. Ha, Kanka şimdi hattın içerisindeyiz değil mi? Böyle bir durum var. Böyle bir realite var karşımızda. Ha biz korkmalı mıyız? Bence çok da korkmaya gerek yok. Ha sağlam adım atmak önemli. Yani buralarda çok büyük yaldır yaldır risk almaya gerek yok. Ha burada bir çanak yapar mı dersen yapılabilir. Keşke yapsa. Keşke yapsa bizi alır götürür nerelere maksimum oranda bizi alır çanak 17.700'lere götürür. Ha dersin ki ayıdayız teknik analiz evet kontrol etmek lazım sadece teknik değil zincir temel analiz hepsini harmanlayarak koymak lazım. Ama burada bir şey olursa dediğim gibi 17.700'lere kadar bunu maksimum oranda götürebilir. Ha hemen olmasını ben de çok da beklemem. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada böyle bir ihtimal olabilir. Şöyle çizelim bunu. Şurada kalsın. Şöyle kalsın. Evet. Şimdi burada tabii destek bölgemiz neresi? De, bu tabii hemen böyle yarın olacak demiyorum. Hani bu bir dursun. Şimdi burası 16.380'lerdeyiz. Destek bölgemiz 16.100'lerde var. Ben finalde aslında benim önemsediğim şey şu. E bin doların üzerine kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Bak altına inersek çünkü 15.400'lerde destek var. Bak bir öncekinde geçen birkaç gün önce buralardan döndük. Yani birkaç gün dedim dün. Bak bu yine bu Fibonacci'den döndük. Ne diyorsak o. Görüyorsun bak her şey burada belli. Şimdi Burada 16.000 bizim için kritik tamam mı? Ona bakacaksın ha. Bitcoin 16.000 doların üzerine kalıyorsa hala potanın içerisinde bu güzel bir şey diyebiliriz. Ha 16.000'in üzerine kalıyorsa bizi nerelere götürebilir? Tabii şunu bir aşması lazım. 16.500 aşması lazım. Arkasından bizi 17.300'e kadar götürebilir. O aralar hani mantıklı trade alanları olabilir. Evet, Ethereum'a geçiyoruz kanka. Ethereum'da ne var? Bak burada destek e, yani 1250 dolarda bir direnç var zincir tarafında. Destek tarafında 1000 dolar, 1100 dolarlarda daha ufak çaplı bir destekler var. Teknik analizine baktığımız zaman teknik analizde destek bölgesi tam 1120'lerde hem 50 günden hem Fibonacci'den gelen orta şiddetli yani çok da zayıf olmayan bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Ama dirençte 1190-1200 dolar da var. Ethereum'da yani artık bir şey söylemeye gerek yok. İki tarafın şöyle bir sıkışması var abi yani Ethereum buralarda sıkışacak bir yerden patlayacak. Piyasanın yönüne doğru yani patlaması daha mümkün olabilir. Bunu söyleyelim. Burada da bir çanak yapabilir. Yani çanak beklentisi olabilir. Şöyle bir şey yapabilir. Böyle bir şey yaparsa yani fincan kulp illa böyle şu gösterdiğim bölgeyi yapmak zorunda değil. Şuraları yapmak zorunda değil ama hani iyi şeyler konuşalım biraz. Artık şu FTX olayını piyasada üstümüzden bir atalım. Kanka bu durumda da bizi nereye götürür? Evet. Nereye nereye? 1270 dolarlar. Evet çok böyle hani 300-500 bin dolar ne bileyim 2000 dolar hedefini çizemedik ama piyasa böyle yapacak bir şey yok. Evet Dow Jones'a bakıyoruz bak. Çünkü niye böyle? Bak hala e, S&P 500'de stok marketle birlikte gidemiyoruz bak. Hala ayrıyız abi. Hala S&P 500 yukarı ya da Dow Jones artık stok market kriptolar aşağı niye FTX belası üzerimizden atamadık At atmaya çalışıyoruz tam olarak atmış değiliz buna bakacağız abi burası böyle total markete baktığımız zaman bak tepemizde buralar bir direnç yani 775'ler 786'larda direnç var şu an destekte 774'lerde tutunmaya çalışıyoruz 50 günlük var çok böyle paldır küldür umarız bir şey olmaz e, çok hızlı geçeceğim birazcık çok böyle hani biraz bekleme modunda olduğumuz için Burada Fed'i bekliyoruz çünkü. Burada bir 7 kripto e, market cap'e baktığımız zaman e, şeyde total 2'ye baktığımız zaman altcoin'ler dahil, bitcoin dahil değil. 467'de direnç var destekte tutulmaya çalışıyoruz ama sıkışma var 50 günlükte baskılıyor. Burada bir sıkışma var yani 460'ta tutunursak kafidir. Yoksa biraz daha 450'lere kadar inme durumumuz olabilir. Onu söyleyelim. Evet sen ne düşünüyorsun yorumlarını mutlaka yaz. Kendine çok iyi bak ve ve tabii ki de kanala abone ol like tuşuna bas. Bakalım FED tutanaklarına çok çok az kaldı. Bakalım neler olacak sert hareketler gelebilir. Kendine çok iyi bak baba evet hoşçakal.